Şimdi nereden başlayayım? Şu çikolata kaselerini yapmaya başlayalım isterseniz ilk önce. Bunun için ne gerekiyor? Evinizde bayat bisküvi vardır, evinizde bayat kek vardır, yaparsanız kalır. İşte onları değerlendirmek için bu aslında harika bir tarif. Bu nedir Meltem abla? Şimdi bu nedir biliyor musun? Çikolata, evet, birazcık krema ve bayat keklerin karışımı. Aa, çok güzel. Onlardan böyle kaseler yapıp sonra da içine gayet güzel bir muhallebi hazırlayacağız. Evet. Muhallebiyle içini dolduracağız ve mevsim meyvesi neyse ki şimdiki mevsim meyvesi çilek. Çilekten güzel bir sos yapıp üzerine dökeceğiz. Çok güzel bir tarif. Hem de geri dönüşüm konusunda bayatlayan kekler, bisküviler konusunda da yine. Bayat kekimiz yoksa evde? Taze kekten de yapabiliriz. Tazeden de yaparız. Hepsinden olur. Peki hadi başlayalım. Buyurunuz. Hadi bakalım. 2 tane kakaolu kekimiz var. 1 kutu kremamız var. 2 paket bitter çikolatamız var. Hı hı. Yarım su bardağı toz şeker. Yine 2 yemek kaşığı nişasta. 1 paket vanilya. Bu bizim muhallebimiz için. 2 yumurta sarısı. 2 su bardağı süt. Ve 2 yemek kaşığı tereyağı ile beraber muhallebimizi, içeriğimizi hazırlıyoruz. Çilek sosu için de Allah, şu çilek sosunu göstermem lazım. Gerçekten bakar mısınız? Ne kadar güzel değil mi rengi? Evet, çok güzel. 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı nişasta ve 1 kase çilek sosu var gördüğün gibi. Nasıl elde ettik bu çilek sosunu Meltem ablacığım? Hayatım, çilekleri rondoya koydum ve rondodan geçirdim. Bu kadar. Evet, doğal çilek, kendi rengi. Buna şeker ilave edebilirsiniz. Hiç şeker ilave etmeden birazcık nişasta ile birlikte hazırlayabileceğiniz, tatlıların üstüne koyabileceğiniz çok güzel bir sos. Mevsim itibariyle tatlı yapacak vaktiniz olmaz. Canınız yapmak istemez. Peki. O zaman 2 top dondurmanın üstüne bile şöyle bir kaşıkla gezdirip biraz nane yaprağına süslerseniz sizi tatlı yapmış varsayabilir. Sana inanamıyorum. Gerçekten yürüyen yemek kitabı gibisin Meltem abla. Ama bunlar çok insanın hayatını kolaylaştıran, basitleştiren çok güzel alternatifler. Ve de karşındaki insanı çok özel hissettiren yani. Kesinlikle. Şöyle bir kubun içinde 2 top dondurmada çilek sos, üstünde nane yapraklarını ikram ettiğin zaman ne kadar hoş yani. Ellerine sağlık falan diyorlar. Halbuki rondodan geçirmiş çilekte bir miktar dondurma var. Evet. Bir kere dondurma da yapalım Meltem abla. Vakti geliyor. Yapalım. Ev yapımı dondurma. Evet. Çocuklar çok seviyorlar. Sağlıklı, besleyici. Ben de çok seviyorum. Hı -hı. Ben de pek seviyorum. Pek seviyorum. Yani dondurmayı sevmeyen var mı acaba? Bence de yoktur. Yoktur değil mi? Herkesin sevdiği bir şey dondurma. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Ben Mari usulü koyduğum çikolatalarımı altına su koydum. Cam bir kaseye de çikolatalarımı koydum. Kremamı birazcık ısıtacağım. Tamam. Krema ilave edeceğim. Sonra minik minik keklerimi şöyle parçalayayım. Tamam. Kekleri parçalıyorsunuz. Hazır kekle de yapabilirsiniz ama hazır kek kullanmak istemiyorum diyorsanız dediğim gibi bir gün öncesinden kalan kekleri değerlendirebileceğiniz çok güzel bir tarif. Ben bunu şeyle de seviyorum. Sevdiğiniz bisküviler. Evet. Bisküviyle de çok güzel. Onu soracaktım şimdi. Yani bisküvi karışımlarından tabii. aynı sertliği elde eder miyiz yoğunluğu? Cheesecake tabanı gibi oluyor. Ha, öyle güzel. Düşün. Belki bisküviyi bir arada tutmak yapış yapış. Mesela kekin yapış yapış bir dokusu vardır. Aynen. Bak hiçbir şey koymadan bile toplanır. Tabii. Ama bisküvinin öyle bir yapısı olmadığı için belki içine bir miktarda onu tutsun diye tereyağı ilave edilir. Aa, güzel. Tam süt mü diyeceksin dedim acaba bir anda. Süt değil ama tereyağı çok güzel tutuyor. Çünkü bu kaseleri hazırladığımızda nereden baksan bir yarım saat dolapta tutmasını, çikolatanın şu şekli alması için hemen tekrar gösterelim. Donması için. Bu şekli alacak ve içine bunun çilek soslarını, kremayla çikolataları yerleştireceğiz. Harika bir, efendim buyurunuz şöyle göstereyim size. Çok güzel çilek. Evet, çok da derin, bir derinliği de bu kadar hemen yani bir boğum parmak kadar, hatta 1,5 bu boyutunu da verelim. Zaten şu anda kaplarını gösterecek nasıl yapıldığını Meltem abla. Çok güzel oldu. Yani bunu çok beğendim ben bu fikri. Güzel değil mi bu fikir? Mesela bunları hazırlayıp bir gün önceden beklettiğinizde işte dediğim gibi hani akşamleyin 2 dakikada yapacağınız bir muhallebiyle yarım saat beklettikten sonra ikram edebileceğiniz çok güzel bir alternatif. Diğer tarafta da hemen şöyle sütümü koydum. Muhallebisini de hazırlayalım. Evet. Neden bunu çıkardıysam kalpli diye çok beğendim. Eline o geldi. Elime o geldi. Şöyle şu yumurtalara bakmak istedim. Heh, muhallebi geliyor. Evet. Yumurtanın sarısı mı? Yumurtanın beyazını da katıyorum. Sarısını da yapabilirsiniz ama ziyan olmasın. Çünkü yumurtanın beyazını şu anda kullanabileceğim bir yer yok. Atmak hiç hoşuma giden bir fikir olmadığı için onu çırpacağız güzelce. Peki. Evet. Nişastasını ilave ediyorum. Şöyle. Artık muhallebi uzmanı olduk Meltem abla. Değil mi? Biraz nişasta ilave ediyorum. Koyu olursa birazcık su ilave edip, evet, süt ilave edebilir. Var burada, hemen buldum. Şimdi kaç aşamalı bisküvitleri ezdik, çikolatayı erittik, kremayı şöyle kaynattık. Şimdi bunu güzelce şöyle çırpalım, seni yakmadan. Tamam. Bak böyle. Çikolatanın içine koydum, krema girdi. İstersen bunu alayım ve şey. Mükemmel görüntü ve bir lezzet bombası güzel var orada. Değil mi? Çok gerçekten insanı. Kesinlikle öyle. Şimdi yemek programı, yani yemek izlerken insanın tok dahi olsa aklında fikirler gelişmekle birlikte böyle bir iştahı açılıyor. Kesinlikle. Özellikle gece yarıları izlenen yemek programlarını, bizim programın tekrarlarını veya işte internette tekrar yayınlarımızı yakaladıklarında da aynı şey söz konusu olabilir. Biz geçen akşam eşimle beraber bir peynir belgeseli seyrettik, peynirle Ay, ilgili. Çok güzel, çok severim, evet, peynir. Evet, Türkiye'de biliyorsunuz çok zengin bizim bu konuda. Hani Fransızlar çok, biz peynir falan yapıyoruz, seviyoruz diyorlar ama özellikle bizim peynir stoklarımıza baktığımızda ve çeşitliliğine yöresel olarak çok fazla. Mesela bu Divli Obruk peyniri diye bir peynir var. Özellikle evet, o bölgede mağaralarda yılın belli bölümünde, döneminde yetişen, yapılan bir peynir, mayalanan. Çok güzel, ağır bir peynir, kokulu bir peynir. Fakat mesela ben çok yiyemiyorum onu ama eşim bayılıyor. O peynirlerle ilgili bir takım işte nasıl yapıldığına dair peynirin tarihçesini anlatan bir belgeseldi. Yani velhasıl lafı uzatmayayım. O peynirlerin çeşitleriyle bir tost yaptılar. Ay, tost inanılmaz. Yani altı üstü iki ekmeğin arasına. Güzel ballı hardal koyup Meltem abla, oh, böyle 5-6 çeşit ne peynir varsa orada işte evde neyse o tarifi verdiler. Karamelize soğan koydular ve tava tostu. Tavaya koyup onun üzerine de şöyle bastılar. Harikulade. Allah'ım, onu ikiye kesince o tostu görmeniz lazım. Sanki yani 5 yıldızlı restorandan çıkmış bir tost ve canınız müthiş çekiyor onu. Evet, gece yarısı yaptık deme. Evet, eşim yaptı. Hmm, işte. Ben yemedim. Yemedim. Ne irade, yemedim. Ben o saatte yemem yani. Vallahi yemedim. Ben yerim. Hiç dayanamam. Ben hemen tamam o zaman sen ya afiyet olsun deyip bir uyumaya kaçıyorum öyle zamanlarda. Ya bazen tabii yiyoruz ister istemez. Aslında peynirler konusunda şöyle bir şey var. Sever misin peynir? Peyniri çok severim ve demin dedin ya Fransızların peynirleri, evet, diye. Bizim o kadar inanılmaz topraklarımız, tabii, ve o kadar güzel peynirlerimiz var ki geleneklerimize uygun. Tabii. Herhalde bu biraz tanıtım meselesi. Aynen. Biz tanıtımda mı birazcık eksik kalıyoruz bilmiyorum ama. Vallahi gelip bizden alıyorlarmış peynirleri, nasıl yaptığımıza bakıyorlar. Keşke daha fazla yaygınlaşsa. Kesinlikle. En çok sevdiğin peynir nedir? Benim en çok sevdiğim peynir İzmir tulumu. Oh, aynı al benden de o kadar. Bayılırım. Sen de bu kadar mı benzeyebiliriz? Bayılırım. İzmir tulumu ve beyaz peynir. Evet, beyaz peynir de çok çok severim. Sert beyaz peynir. Evet. Ben de gerçekten bayılırım. Evet. Hamileliğim boyunca o kadar çok peynir yedim ki Eren şu an peynir görmek istemiyor. Ay, kıyamam ona. Kesin etkisi vardır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çok yedim, çok da severim. Peynir ben karşı de koyamadığım bir şey, baget ekmek ve peynir. Ben de sadece beyaz peynirle karpuzla ömrümü geçirebilirim, evet, çok yani seviyorsun. O kadar güzel. Tulum peynirine de yakışıyor, İzmir tulumuna da yakışıyor. Evet. Aslında sevmediğim peynir çeşidi yok. Mesela Van'a gittim biliyorsun geçen günlerde. Evet. Orada Van'ın özel otlu bir peyniri var. Ay, kaç çeşit güzel ottan yapıldığını gerçekten bilmiyorum ama kimisine biraz kokulu geliyor o peynir ama evet, bana kokulu da gelmiyor. Çok hoşuma gidiyor, çok beğeniyorum. Çok lezzetli, biraz tuzlu ama ben onu kaşık kaşık yiyorum. Şimdi burada gördüğün gibi muhallebim de 3 aşağı 5 yukarı hazırlandı. Hazır. Çok hızlı yaptım Meltem abla. Bu arada sen çikolatayı ve kremayı karıştırmış olduğun kekin içine karıştırdın. Evet. Burada böyle bir harika bir iç harç oldu, görüyorum şu anda. Bu mu sertleşecek olan harç? Şimdi evet, şimdi bunu yumuşatan şey aslında krema ile birlikte çikolata tabii. Çikolata. Bunları böyle böyle koyuyorum ve sonra parmağımla ortasını açıyorum. Bunu dolapta birazcık beklettiğinizde, evet, bu zaten çikolata donuyor bir şekilde. Bitti galiba aşkım. Evet hayatım. Ona birazcık tereyağı atarsak, hemen. Biraz koyu mu yaptım onu bilmiyorum ama çok zaten az, de çok sulu olması gerekmiyor onu. Aynen. Şöyle şöyle koyuyorum. Hepsini evet, koyayım mı ya? Koymayayım. Koyma peki. Hadi koyma peki. Koyma, kıyama. Silikon kapların tabii şöyle bir avantajı var. Yapışmıyor. Bu da pişmeyen bir tarif olduğu için silikon kaplarda yapıyorum. Şöyle. Çok güzel. Yalnız tereyağı muhallebinin içine girdiği anda hem yumuşattı hem parlattı. Değil mi? Bambaşka bir şey oldu. Müthiş bir renk oldu. Şimdi o hazırken diğer tarafta hemen ellerimi yıkayayım, devam edeceğim. Evet. Çilek sosunu da çok azıcık nişastayla pişiriyorum ama çok az. Öyle mi? Ama derseniz pişiriyoruz ki hani o şey dayanıklı olsun açısından pişiriyorum. Derseniz ki ben çikolata sosumu, çikolatamı rondodan geçireceğim. İçine biraz vanilya, biraz çileğin lezzetine göre, çok tatlı değilse pudra şekeri ilave edebilirsiniz. Koyuyorum. Ben taze taze üzerine koyup servis yapmak istiyorum derseniz onu da yapabilirsiniz. Ama yapıp dolapta bekleteceğim. Ertesi günde yiyelim. Çilek kararmasın diye düşünürseniz şöyle. Ay çok güzel. Şimdi bunu birazcık çırpacağız. Bu da tamamdır. Şimdi şunları hemen göstereyim çikolata sazım hazır olurken. Peki. Sanırım şeyi anladı hanımlar, bizi izleyenler. Kaseler bu şekilde yapılıyor. Sadece dondurmaya birazcık ihtiyacınız var. Yani dolapta biraz şu şekilde donmasına ihtiyacınız var. Hazırlamış olduğunuz muhallebi sosu. Bunun içine vanilya ilave edebilirsiniz. Çikolata ilave edebilirsiniz. Bu muhallebinin içine bir sıkma torbasıyla da sıkıp. Dur çocuklar, ben evde yapar gibi yapıyorum ya, görsünler. Tabii. Şöyle aldım. Şimdi bunun içine muhallebileri koyacağım. Ve üzerine de çilek sosu koyacağız. Ay çok güzel. Bunun da üzerine nane yaprağı çok yakışıyor. Nane yaprağından birlikte. Bak, ay çok güzel bir şey oluyor bu. Çok güzel bir şey oluyor gerçekten. Lezzet açısından da düşünsene, kremayla hazırlanmış ve çikolatayla hazırlanmış. Kekle birlikte yoğrulmuş, güzel, yenebilir çikolata kaseleri yaptık. İçine de nişastayla çok güzel bir nişasta, süt, yine vanilya ilave edebilirsiniz içine. Biraz krema da ilave edebilirsiniz. Güzel bir muhallebi yaptık. Muhallebiyle içlerini dolduruyoruz. Üzerine de çikolata, çilek sos gezdireceğiz. İşte size yazın rahatlıkla ikram edebileceğiniz ve yiyebileceğiniz harika bir tatlı tarifi. Gerçekten çok güzel. Çilekle nişastamız da burada. Şöyle güzel. Hem de rengi de çok böyle hafifledi, güzel oldu. Değil mi? Hafif daha pembemsi tırak oldu. Şimdi tabii şöyle bir şey. Hani burada bazı şeyleri yapıyoruz. Dinlendirme süresi olmuyor. Evet. Şimdi bu mesela birazcık donacak. Evet. Birazcık donduktan sonra da üzerine çilek sosu gezdireceğiz. Ama şimdi acaba donmadan sen onu gezdirsen... Tabii birazcık yapalım. Birazcık görelim yani. Çok iyi olur. Dur ben hemen nane toplarını da bulayım. Patatesten mantı yapıyoruz hemen buradan sonra. Patatesten vaktim olacak mı? Yetiştirebileceğim mi? Gezdiriyorum. Allah. Keyfine keder. Nasıl beğeniyorsan. Bana sorarsan. Şimdi nişasta koymanın şöyle bir etkisi oluyor. Altındaki muhallebi donduktan sonra. Etki şu. O da böyle üstünde kalıp şeklinde kaldığı için. Çok güzel gözüküyor. Yani şöyle daha az renk gibi de koyabiliriz ama bence şöyle. O da olur. Şöyle bütün. Ay nane geldi. Ay. Mükemmel. Güzel oldu değil mi? Çok güzel oldu. Yasin'cim bunları akşama kadar sana soğutacağız, tamam mı tatlım? Tamam, kabul et. Tamam.